2019'un ilk uzman gözüyle tasarruf programıyla karşınızdayız sevgili TRT ve izleyicileri. Yayınımıza hoş geldiniz. Ben Rahim Ak. Bugünkü konuğumuz İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan. Tevfik Bey, ayaklarınıza sağlık. Bu hafta sonunda karda kışta bu oranda geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Efendim, koca bir yılı geride bıraktık. Gerçi yatırım ve tasarruf açısından çok iyi bir yıl olduğu görünür itibariyle çok görünmüyor. İyi bir yıl olduğunu görmedik ama sizin değerlendirmeniz nedir? 2018'i nasıl geçirdik tasarruf ve yatırım açısından? Tasarruflar ve yatırım açısından zor bir yıldı. Hı hı. İyi ve kötü olması ise hangi yatırım araçlarıyla yatırım yaptığınıza bağlı olarak da çok değişebilecek bir yıldı. Evet, dolayısıyla evet. Yatırım araçlarının getirileri birbirinden 2018 yılında çok ayrıştı. Hı hı. Bunu mesela kendi programımıza da uygun olarak söyleyecek olursak mesela bireysel emeklilik sisteminde altın fonları var. Bunların getirileri neredeyse %40'a kadar yükseldi. %40 civarında getirileri var. Diğer normal tarafta da altına yatırım yapanlar yine aynı şekilde yüksek kazandı diyebiliriz. Diğer taraftan hisse senedi yatırımcılarının getirileri ise -15'ler düzeyinde oldu. Dolayısıyla 2018 yılı yatırımcılar için farklı farklı ifadeleri olan bir yıl. Eğer doğru yatırım aracını bulabildiyseniz, uzmanlarla çalıştıysanız getirileriniz son derece tatmin edici ve enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşti. Mesela. Diğer taraftan iyi bir yatırım aracı bulunamadıysa bu sefer enflasyonun altında belki de para kaybederek yılı tamamlamış olma olasılığı olan bir yıldı. Maalesef 2018 dediğim gibi tahmini zor, yönetimi zor bir yıldı finansal araçlar ve yatırımcılar açısından. Tevfik Bey efendim, Türkiye'nin sayılı ekonomistlerinden o yüzden Tevfik Bey bulmuşken biz biraz kısa bir 2018 değerlendirmesi hem global ekonomi hem Türkiye ekonomisi açısından. İsterseniz global ekonomiden başlayalım. 2018 başta Fed'in faiz artırım politikası vardı. Kısaca lütfen bir toparlayabilirsek 2018'de evet. Ne yaşadık? Yani, burada global ekonomi açısından baktığımız zaman aslına bakarsanız Amerika ekonomisi bütün diğer ekonomiler içinde son derece belirleyici oluyor. Birçok insanın gözü Amerika ekonomisi hangi düzeyde performans gösteriyor buna bakıyor. Hı hı. Amerika ekonomisi aslına bakarsanız diğer ekonomilerden oldukça iyi performans gösterdi 2018 yılında. Diğer taraftan ama yatırımcıların kafasında da hep bir takım tereddütler oldu. Çünkü alınan kararlar ve yapılan uygulamalar orada da bildiğimiz, alıştığımız geleneksel uygulamalar değildi. Amerika başkanının değişik bir tarzı var. Yönetim hı hı. tarzı değişik. O nedenle de 2018 yılı bizim hafızalarımıza uluslararası ticaret savaşlarının olduğu bir yıl olarak geçti diyebiliriz. Evet. Bunun da küresel ekonomiyi ne ölçüde etkileyeceği, ondan sonra önümüzdeki dönemde büyümeye çok büyük bir engel teşkil edip etmeyeceği en büyük soru işaretlerinden birisiydi. Şu ana kadarki uygulamalar bu tereddütlerin hala devam ettiğini gösteriyor. Hep o endişeyle geçirdik 2018. Evet, şu anda da o endişe var. Yani evet. arada bir sulh dönemi, geçici ateşkes dönemi ilan edilmiş olsa da hı hı. bu sürenin bitiminde Amerika'nın ve Çin'in tavırlarını karşılıklı olarak görüyor olacağız. Tabii buradaki korumacı tedbirlerin devam ediyor olması küresel ticaret için tehdit unsuru. Bu başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin büyümesi üzerinde de olumsuz etki yaratabilecek düzeyde bir konu. Bunu yakından takip etmemiz lazım. Türkiye'de bir kur dalgalanması oldu, bir kur şoku oldu. Arkasından toparlanma oldu efendim. Kur tarafında da dediğiniz gibi Türkiye için çok iyi bir yıl değildi 2018 hı hı. yılı. Özellikle seçimlerden sonraki dönemde kurlarda hızlı bir yükseliş oldu. Hı hı. Oradaki yükselişin etkisi tabii sadece ekonomik değil, arka tarafında Türkiye'nin yurt dışı politikasının da bir şekilde etkili olduğu bir durumdu. Ama yılın sonuna doğru gelirken büyük ölçüde politik sorunların geride bırakıldığı, hı hı. ekonomiyle ilgili de alınan tedbirlerin sonuç vermeye başladığını gözlemliyoruz. Onun sonucu olarak da geçtiğimiz 1,5-2 ayı nispeten çok daha düşük bir volatiliteyle sakin bir yapıda geçirebiliriz. Toparlanmadan bahsedebiliriz herhalde. Şu anda en azından bir dengelenmeden bahsedebiliriz. Evet. 2019 yılında da bunun toparlanmasının geleceğini ben düşünürüm. Peki 2018'de bu kadar dalgalı denizde sizler kaptan olarak fon yönetiyorsunuz. İnsanların parasını siz yönetiyorsunuz. Nasıl yönettiniz? Siz kendinizi başarılı buluyor musunuz? İşin açıkçası zor bir yıl. Portföy yönetenler için, para yönetenler için de. Çünkü hiçbirimizin küresi yok.
küresi olmadığı için bu sefer ne yapmaya çalışıyorsunuz? Elinizdeki verilerle geleceği tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Geleceği tahmin ederken de mümkün olduğu kadar yatırımcıların memnun olabileceği getirileri yaratmaya çalışıyoruz. O nedenle de zor bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim ama diğer taraftan da dediğim gibi iyi yatırım araçlarına para yatırabildiğiniz takdirde de getirilerin son derece makul, yatırımcıların beklentilerini karşılar düzeyde olduğunu da söylemek mümkün. Peki bu soruları soruyoruz sevgili seyirciler. Çünkü hepimiz bireysel emeklilik sisteminde yatırımlarımız var ve gelen sorular genellikle benim fonum iyi getirdi ya da getirmedi düzeyinde oluyor. O yüzden Tevfik Bey'i biraz terleteceğiz. Tevfik Bey özellikle hani ayrıntıya girersek sonuçta BES fonlarının bir belirgin bir getirisi var. İşte %10 getirdi deniyor ama bazılarınınki işte siz de belirttiniz altın fonu %40 getirdi. Diğerlerininki çok kötü getirdi. Biraz insanların elinde şu anda mesela başlarsak likit fon var. Likit fonun ağırlıklı olarak değil mi? Ben öyle biliyorum ama siz rakamlarda verirsiniz. Likit fonun avantajları nelerdir yatırımcılara? Kimi zamanlarda çeşitli ekonomik durumlarda dezavantajları nelerdir? Şimdi şuradan hemen başlayalım. Bir bireysel emeklilik sistemi tek bir fondan ibaret yatırım aracı değil. En çok yanılgı o. Çünkü. Bireysel emeklilik sisteminin içerisinde ondan daha fazla çeşitli fon var ve bunların getirilerinin her birisi diğerinden daha farklı. Tabii. Dolayısıyla bireysel emeklilik sistemine girerken hangi fonu aldığımıza çok dikkat etmemiz lazım. Ayrıca yaşımız, emekliliğe kalan süremiz ve ekonomik konjonktür. Bunlara bağlı olarak da yatırım yaptığımız bireysel emeklilik yatırım fonlarını değiştirmemiz icap eder. Bunu yapmadığımız takdirde o zaman beklentilerimizden daha farklı bir getirinin oluşması mümkün olur. Muhtemelen bundan kurtulmak için de ne yapmamız lazım? Uzmanlarla konuşup doğru emeklilik yatırım fonlarını seçiyor olmamız lazım. Sorunuza gelecek olursak. Likit fon. Likit fon aslında bakarsanız hepimizin hayatında bir şekilde var. Evet. Belirsizliklerin olduğu dönemlerde, paraya her an ihtiyaç duyabileceğimiz dönemlerde o zaman biz ne yaparız? Bu belirsizliklerden kurtulabilmek için getirisini daha önceden kestirebileceğimiz bir ürün ararız. Likit fon böyle bir ürün. Merkez Bankası faizinin %24'te durduğu sürece işte yönetim ücreti 1.20 civarında. Giderlerinde düştükten sonra yatırımcıların %22 civarında getiri elde edebilecekleri bir ürün. Merkez Bankası faizi değiştirmeden buradaki getiriler kolay kolay değişmez. Dolayısıyla şu andaki dünyada belirsizlik var, emeklilik sürem çok az kaldı, yaşım ilerledi, ben paramı riske atmak istemiyorum diyen tüm yatırımcılarımıza biz likit fon önerebiliriz. Peki buna yakın tahvil bono fonları var, orada durum nedir? Tahvil bono fonu deyince bu sefer biz gecelik ya da 20 güne kadar vadeyle para yatırmıyoruz. Bu sefer devletin çıkartmış olduğu, özel sektör şirketlerinin çıkartmış olduğu tahvillere para yatırıyoruz. Burada vadeler devlet tahvillerinde 10 yıla kadar uzayabiliyor. İşte özel sektör tahvillerinde 3-4 yıla kadar uzayabilen vadelerimiz var. O zaman ne oluyor? Piyasadaki faiz hatlarındaki değişmelerden de bizim fonlarımız etkilenebiliyor. Mesela buradaki örnekte bakacak olursak burası birazcık geri tarihli bir örnek olmakla birlikte 10 Ekim tarihinde kamu iç borçlanma araçları yani tahvil bono fonlarının getirisi -%9'muş. Evet. Yani vatandaş bir yıl elinde tahvil bono fonunu tutmuş, getirisi de 9-10. Neden? Neden? Çünkü yılın başında faizler %10'du. İlgili tarihte bono faizleri %20'nin üzerindeydi. Evet. Dolayısıyla da elde tutulan tahvillerden para kaybedildi. Ama mesela biraz önce de 2018 yılının değerlendirmesini yaparken son iki ayı çok iyi geçirdik dedik. Gerçekten de iyi geçirdik. Çünkü kamu iç borçlanma araçlarının getirisi -9'dan nereye gelmiş? Hemen önümdeki listeden bakıyorum. Daha iyileşti galiba. %4.15 yani. %5 iyileşme. Yok yapmış. Çok daha fazla. Ha. %9.9 düşerken %4 artıya geçmiş. Evet. %13'lük bir getiri olmuş. Neredeyse 50 günlük zaman dilimi. Yani bu fonlarda eğer geleceği iyi görüyorsanız, gelecekte işler düzelecek, faiz oranları düşecek diyorsanız buraya geçebilirsiniz. Kesinlikle. Peki bir de en çok yatırım yapılan fonlardan Eurobond ve altın fonları merak ediliyor. Haklısınız. Ben mesela Türk insanının finansal okur yazarlığı yok cümlesine çok katılmıyorum. 2018-2017 yılında yatırımcılar bireysel emeklilik sisteminde paralarının %50'sinden daha fazlasını tüm ülke için söylüyorum likit fon ve altın fonuna yatırdılar. Yeni Dolayısıyla buradaki yeni gelen para. Evet. Burada
geleceği güzel görmüşler. Hangi yatırım aracının en fazla kazandırabileceğine yönelik olarak bir kanaatleri olmuş ve doğru fonlara paralarını aktarmışlar. Hı hı. Burada da altın fonu dediğimiz zaman altının fiyatının yükselmesini bekliyorsak ya da dövizin fiyatının yükselmesini bekliyorsak her ikisini birden satın alabileceğimiz en uygun enstrüman bireysel emeklilikte altın fonu. Dolayısıyla böyle bir beklentimiz varsa dönüp diğer yatırım araçlarına değil altın fonunu alabiliriz. Ya da bir sepet yapıyorsak o sepetin içerisinde altın fonuna da yer verebiliriz. Hisse senetleri var Tevfik Bey. Ben bu konuda çok hassasım. Hisse senetlerine borsada normal yani BES'te olmadan da normal borsa yatırımında da borsayla oynadım derler. Hisse senedi aldım sattım demezler. BES'te de hisse senedine yatırım yapan fonlar var. Bunlar için ne söylersiniz? Yani 2018 bile biraz bunlar için çok iyi olmadı ama ortalamada nedir durum orada? Türk sermaye piyasaları için hakikaten hisse senedi yatırımı yapmak değil de hisse senedi oynadım sözü acı bir söz. Evet. Yani ben burada kendi üzerimizde de çok ciddi sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Bunun bir yatırım aracı olarak sunulması işini biz başaramamışız. Hı hı. Burayı sabahleyin para yatırdığımız zaman öğlene kadar hisse senedinin fiyatının yükseldiği, satıp para kazandığımız ya da kaybettiğimiz yer olarak görmüş. Oysa biz onu alarak şirketlere ortak oluyoruz aslında. Evet, bu bir ortaklık sistemi. Evet. Dolayısıyla sabah aldım, öğlen sattım bakış açımızın olmaması lazım. Bir şirketin yöneticilerine, yaptığı işe, sektöre bakıp ondan sonra ortak olmalıyız. Ortak olduğumuz zaman da burada bir zaman vermeliyiz. Buradaki inandığımız işlerin gerçekleşebilmesine. O zaman biz bu işten para kazanabiliriz. Bireysel emeklilik sistemindeki yatırım fonları ise, hisse senedi yatırım fonları ise bizler tarafından yönetiliyor. Portföy yönetim şirketleri tarafından. Tek bir şirkete de yatırım yapıyoruz. 20-30 şirketten oluşan bir portföy oluşturuyoruz. Dolayısıyla bunu yaparken de borsada kayıtlı 400 tane şirketi birden inceliyoruz. Bunların içerisinde para kazanma potansiyeli en yüksek olanlara yatırım yapıyoruz. Biz de belli bir vadeyle yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla burada oynamak sözünü hiç doğru bulmam. Yatırım yapmak diye düşünmek lazım. Özellikle bireysel emeklilik sistemine genç yaşta girmiş olan arkadaşlarımızın bu fonlara para yatırmalarını da tavsiye ederim. Çünkü şu anda Türkiye'deki şirketler görece diğer tüm gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerden daha ucuz. Dolayısıyla da buraya yatırım yapmanın ben kıymetli olduğunu düşünürüm. Ama genç olan arkadaşlarımız. Evet, ben tam onu söyleyecektim. Geçen sene bu hisse fonları kaybettiler. Geçen sene kaybetmesine rağmen ne kadar kaybettiler o da tartışılır. Çünkü bir önceki sene %47 gibi bir getiri vardı. Onu hisse senetlerinde önümüzdeki dönem ne bekliyorsunuz? Bir de kısaca 2019'da çok kısa dönem süremizi tamamlıyoruz. 2019'da bir öneriniz var mı yatırımcılara, BES yatırımcılarına? 2019 yılında Mart ayında seçimler var. Mart ayındaki seçimlerden sonra ben yatırımcıların çok daha yatırım yapmak isteyecekleri bir ortamın ülkemizde olacağına inanıyorum. Hem yeni ekonomi programını okuduğum zaman bunun emarelerini görebiliyorum. Hem Cumhurbaşkanlığı programını okuduğum zaman bunun emarelerini görebiliyorum. Dolayısıyla yatırımcılarımızın da buradaki yatırımlarını şekillendirirken yine buradaki ipuçlarını okuyarak yatırım yapmalarını tavsiye ederim. Özellikle ben önümü göremiyorum. Kısa vadeli yatırım yapmak istiyorum diyenler için aslında bakarsınız likit fon gayet iyi bir enstrüman. Şu anda %20'nin üzerinde getiri sunuyor. Diğer taraftan ben illaki dövize yatırım yapmak istiyorum diyen yatırımcılarımız için de Eurobond fonlarımız var. Eurobond fonları Türkiye'nin çıkartmış olduğu Eurobondları ya da Türk şirketlerinin çıkartmış olduğu Eurobondlara yatırım yapıyor. Bunların da döviz cinsinden getirileri son derece iyi. Buna para konulabilir. Evet. Ben altına inanıyorum diyenler altına para koysunlar ama genç arkadaşlarımız ve emekliliğine süresi olan arkadaşlarımız. Bunlar da Türkiye'nin geleceğine inanıp bence hisse senedine bir miktar muhakkak para yatırsın. Özellikle önümüzdeki dönemden itibaren çok iyi bekliyorsunuz Türkiye ekonomisinin geleceğini ve onu öneriyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Efendim bugünkü konuğumuz İş Portföy Genel Müdürü Sayın Tevfik Eraslan'dı. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.